Dünya Tasarım'dan herkese merhaba. Bu hafta yaşamımızın özel alanlarındaki kullanım objelerinin 1200 metrekarelik bir alanda kurgulandığı sıra dışı bir showroom'dayız. Yüzümüzü yıkarken ya da banyo yaparken dokunduğumuz armatürden üzerinde durduğumuz mozaik zemine kadar özel yaşama ait bir dünyanın ürünlerinin sergilendiği bu mekan Türkiye'nin önde gelen mimarları tarafından tasarlanmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Bir Dünya Tasarımı bu özel mekana getiren iyi fikir, bize özel yaşam alanlarımızdaki tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan ürünlerin tek bir çatı altında toplanmış olması. Bir başka deyişle mekanın 360 derece bir hizmet anlayışıyla tasarlanmış olması. Bu iyi fikri mekanın tasarımcılarından Mimar Demir Obuz'la konuştuk. Bulunduğumuz mağazanın tasarımı, aynı zamanda kurumsal kimliği aslında bir sistem tasarımı. Bu sistem markanın çoklu sayıda farklı gruplarını ve o grupların farklı ürün gruplarını bir araya getiriyor. Bunlar içerisinde seramik yüzey kaplamaları, vitrifiyeler, mutfak grubu, armatür grubu ve teknik ürünler gibi farklı bölümler var. Dolayısıyla mağazanın ziyaretçisi bir anlamda yapıyla ilgili çoklu seçenekleri aynı anda izleyebiliyor ve birbirleriyle de ilişkisini rahatlıkla görebiliyor. Tasarımda aslında güçlü bir kavram her zaman başlangıç noktasını oluşturur. Yaptığınız eğer bir mekansa o mekanın taşıması gerektiği temel fonksiyonlar çok önemlidir. Ancak o fonksiyonlarla beraber verilecek duygu, yaratılacak ambiyans, ortam nedir ve o mekanı kullanan insanlar nasıl bir veri alacaklar mekandan? Bu çok çok önemlidir. Dolayısıyla bu veriyi de oluşturan temel şey kavramdır. Biz tasarımlarımızda ister ürün olsun, tasarımı olsun, ister mekan tasarımı olsun, güçlü bir kavramla yola çıkarız. O bizim her zaman bütün tasarım sürecimiz boyunca kılavuzumuz olur ve onu algısal bütünlük yaratacak şekilde tasarım boyunca sürdürürüz. Bu mekandaki o güçlü kavram, organizasyonel bütünsellik, algısal denge ve bu ikisinin bir araya gelmesinden oluşan yüksek tasarım kalitesidir. Markanın birçok farklı ürünü bir araya gelirken hem birbirleriyle iletişimlerini
yüksek korurlar, hem ayrı ayrı algılanmaları kolay olur ve izleyici için bir anlamda hayal edebilecekleri, ilham alabilecekleri ve nasıl bir mekana sahip olmak istediklerini tespit edebileceği örneklemeler yapar. Yine mağazada çok önemli bir unsur sürdürülebilirliğidir. Biliyorsunuz bu tür mağazalar yaşayan mağazalar. Yeni bir ürünün gelmesiyle yeni bir mekanın oluşması oldukça sık rastlanır ve sürekli olarak mağazada değişiklikler gerçekleşir. Bütün bu değişiklikleri hem pratik hem ekonomik hem de verimli şekilde gerçekleşmesine yönelik ciddi bir organizasyon yapılmıştır. Bu mağaza tasarımı sadece 3 boyutlu yapısıyla değil, 2 boyutlu yapısıyla da bir kurumsal kimlik oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Mağazada kullanılan bütün renkler, bütün yazı karakterleri, her birisi bir kılavuz oluşturacak şekilde tanımlanmıştır. Bu mekanda, flagship olan bu mağazada farklı mimarlar markanın değişik ürünlerini seçip o ürünlerle yine tüketiciye ilham verecek tasarım unsuru yüksek mekanlar tasarladılar. Bu aynı zamanda kurumun tasarımla olan ilişkisini ve tasarım kültürünü bir anlamda kendi tüketicisiyle paylaşmak için geliştirdiği bir yöntem, bir platformdu. Son derece de keyifli işler çıktı. Farklı yorumları izleme şansı oldu. Herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedim, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Bu hafta 8. sanat tasarım bölümümüzde Türk pop müziğinde özel bir yere olan Gönül ve Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı şarkıların bestecisi Özkan Samioğlu var. Yaşamı boyunca adının anılmasından çok yaptığı işlerin insanlara ulaşmasını hedefleyen Samioğlu, son yıllarda müzisyen kimliğine fotoğrafçılığı da eklemiş ve Bir İstanbul Hanımefendisi adını verdiği sergisiyle geçmişin değer yargılarını tasarladığı fotoğraflarına yansıtmış. Ben tabii yapı olarak duyguya önem veren bir insanım. Yani benim çektiğim fotoğrafta insan olmalıydı. İnsan ve duyguları olmalıydı. Dolayısıyla insana yöneldim. Yeni biten projemi de Necda Hanım teyzeyi uzun yıllardan beri tanıyordum. Bir otoportre çalışması düşünüyordum. Ve bir çalışma süreci başladı. Bir sene kadar sürdü bu çalışma. Bir sene kadar önce bitti. Toplumumuzda pek göremediğimiz maalesef eski bir hanımefendinin, bir İstanbul hanımefendisinin bütün insanı gönderiyle fotoğraflarla bunu anlatmayı düşündüm proje olarak. Çok özel bir kişi. Bir zamanlar daha çok etrafımızda gördüğümüz ve sevdiğimiz bir insan modeli. Cumhuriyet'in ilk yılları yaşamış, çağdaşlığa yönelmiş ama yine de geleneklerine bağlı. Böyle bir özel bir insan. Biz eskileri az çok bilen insanlarız. Şimdi gençlerde daha bir bencil bir yaşam mı desem, ne desem, yani bir bu sanayi toplumu olmak insanları birazcık farklı bir yöne itti.
Eskiden insani ilişkiler daha bir yoğundu, daha bir özellikliydi. Bu tarafını düşündüm ve onun bu yöndeki karakterini, yaşam biçimini vurgulamak istedim fotoğraflarımda. Valla müzik çocukluk yıllarından beri var. Yani ilk gitarı elimize aldığımızda daha ortaokul talebesiydik. Büyük bir heyecanla, benim bir eğitimim yok müzik konusunda. Zaten o zamanlar doğup büyüdüğüm ortamda pek müzik eğitimi veren kurumlar da yoktu, insanlar da yoktu. Büyük bir aşkla, şevkle, kendi çabalarımızla zamanında gitar öğrendik, çalmaya başladık. Bir zaman geldi, yanılmıyorsam 1969 yılında ilk bestemi yaptım. Bir arkadaşım bana verdiği bir şiirle, ya şunu aşık bestelemiş şiirdi, hiç unutmuyorum. Ya sen dedi bunu becerirsin, bir yapsana bakayım şunu falan dedi. Bana bir şiir verdi, onu besteledim. Ben gidersem sazım sen kal dünyada, aşık bestelen. Benim her derdime ortak sen oldun. Ağlarsam ağladım, gülersem güldüm. Bilirsiniz bu şiiri. Onu yaptım, o benim ilk bestemdir. Derken sonra aradan bir zaman geçti, ben unuttum. Bir gün bir arkadaşımın kütüphanesinde Aşık Veseler'in şiir kitabını gördüm. Dostlar beni hatırlasın. O şiir kitabından ben Aşık Veseler'in şiirlerini yavaş yavaş bestelemeye başladım. İşte benim ilk besteciliğim böyle başladı. Daha çok şiir besteler oldum ben. Şiirleri bestelemek çok hoşuma gitti çünkü şiirlerin anlamı çok güçlü. Gördüm ki her şiirin içinde bir müzik var. Sonra Orhan Veli'ye geçtim. Uzun süre Orhan Veli'nin şiirlerini besteledim. İşte Ümit Yaşar'ın şiirleri var. Bu kalp seni unutur mu? Aşık Veseler'in şiir kitabının ön sözünde Ümit Yaşar'ın dostlar seni unutur mu diye yazdığı bir şiir vardı. Yani dostlar beni hatırlasına karşılık. Ben o şiiri besteledim. 1989 yılında yanılmıyorsam bir albüm yapmaya karar verdik. Rahmetli Fikret Kızılok, Bülent Ortaşgil. Fakat bu sözleri kullanmayalım dediler Aşık Veseler'in. O zaman Fikret Kızılok, ben bunlara yeni söz yazmak istiyorum dedi. Dolayısıyla yeni sözler yazıldı. Yani dostlar seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu oldu. Yani o şekilde sözler değişti. Ama güzel sözler oldu tabii. İlk albüm o şekilde ortaya çıktı. O albümden iki şarkı özellikle çok dikkat çekti, çok sevildi. İşte Bu Kalp Seni Unuturum ve Gönül. Bu iki şarkıyı pek çok sanatçı seslendirdi, albümlerine koydu. Bazen tesadüfen rastlıyorum. Mesela bir tatillerde bir deniz kenarına oturmuş, eline gitarı almış. Kız arkadaşına gitar çalıp şarkı söyleyen bir genci görüyorum. Benim şarkımı söylüyor, uzaktan uzağa. Diyorum, ne güzel bak, aradan 20 küsur sene geçti, hala şarkılarım çalınıp söyleniyor, seviliyor. Yani böyle bir mutluluk da benim için söz konusu. Bu hafta randevu bölümünde kaliteli tasarım, teknoloji ve organizasyon ekseninde kurgulanan mağaza konseptini oluşturan mimarlar ekibinden Gürhan Bakırküre ile konuşacağız. Merhaba. Merhabalar. İçinde bulunduğumuz mekanın tasarlanma sürecinde buraya ilk olma özelliğini veren konsept anlayışı ne oldu? Ve tabii siz bu anlayışın neresindesiniz? Şöyle özetleyebilirim. Bu mekan gerçekten şu ana kadar yapılmış bu alandaki en iyi mekanlardan biri. İyiliği şuradan geliyor. Birçok örneği bir arada görebiliyorsunuz. Birbiriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Bir takım kompozisyonları burada biz mimar olarak, tasarımcı olarak rahatlıkla kurup müşterimize burada birebir gösterebiliyoruz. İkinci bizce en önemli özelliği de buradaki çeşitli standlar, sunum standları ayrı ayrı mimarlara çok özenilerek firma tarafından tasarlattırıldı. Bu da bir ilk olmakta. Burada biz de, ben de bu tasarımcılardan, bu 7 mimardan biriyim. Biz kendi standımızı tasarlarken burada seramik bildiğiniz gibi 2 boyutlu bir malzemedir ve bir kaplama malzemesidir. Burada biz alışılmışın dışında bir şey yapmak istedik. Seramiği 3. boyutta da kullanmayı amaçladık. 3 boyutlu etkisini göstermek istedik ve kullandığımız malzemede de alışılmışın dışında olarak seramiği 3. boyutta da standın içine girene veyahut da mekanın içine ileride yapılacak şekilde girene bu 3. boyut hissini de verdirmeyi amaçladık. Tahmin ediyorum da bunda da başarılı olduk. Sizin mimarlık eğitiminizden sonra müze mimarisi ve müzecilik kavramı üzerine de yüksek lisans yaptığınızı biliyoruz. Peki bu özel mekanın tasarlanma sürecinde bu sergileme kavramı üzerine aldığınız eğitimin de bir katkısı oldu mu? Muhakkak. Çünkü benim tezimin önemli bir bölümünde sergileme ve gerek müzecilikteki sergileme, gerekse çeşitli alanlardaki sergileme düzenleri de oluşturmakta.
Çünkü benim tezim aşağı yukarı 20 yıl önce yapılmış bir tezdi. Tabii o zamandan bu yana gerek müzecilik, gerek sergileme, gerek sergilemede kullanılan aydınlatma elemanları, anlayışı çok değişti. Bunları halen takip etmekte ve bunları yansıttığıma inanıyorum bu projede. Günümüzde sergicilik anlayışı da aslında mekanı daha nötr tutup sergilenen objeyi daha fazla ön plana çıkartan, o sergilenen objenin daha iyi aydınlatıldığı, daha dikkati çekecek şekilde sergilendiği bir anlayıştır. Biliyorsunuz eskiden 17. 18. yüzyıllarda yapılmış müzelere girdiğiniz zaman müze binası bile başlı başına bir aslında sergilenen üründür. Ve içindeki sergilenen ürünle yarışır aslında. İkisi de çok dikkati çeker izleyeni. Günümüzde ise bunun tam tersi bir anlayış söz konusudur. Sergilenen mekan, kabuk mümkün olduğunca geride bırakılmakta. Sergilenen obje ise ne olursa olsun bu, mümkün olduğunca ileri çıkartılıp izleyen tarafından algılanması kolaylaştırılmakta, dikkati çekilmesi kolaylaştırılmaktadır. Burada da aynı amaç, aynı anlayış kullanılmıştır. Peki sizin kişisel bir soru soracağım şimdi. Mimarlık şapkanızı taktığınızda İstanbul için konuşmak gerekirse kentsel dönüşüm projelerine nasıl bakıyorsunuz? Bir mimar olarak kentsel dönüşüm projelerini destekliyorum ben. Yeter ki buradaki püf noktası tabii ki doğru analizlerin, orada yaşayanların doğru analizlerinin yapılıp doğru çözümlerin, doğru projelerin orası için üretilmesi. Doğru çözümler, projeler üretildikten sonra gerçekten kentsel ölçekte kentsel dönüşüm projeleri çok iyi sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Ama her konuda olduğu gibi kötü proje, kötü çözümle de tatmin etmeyen, gerek orada yaşayanı, gerek oradan çıkarılanı, gerekse de sonra da yaşayacakları, oraya taşınacakları tatmin etmeyecek çözümlere araç olabilir bu pro. Onun için çok iyi seçilmeli yapılacak projeler, analizleri çok iyi yapılmalı. Bunlar iyi yapıldıktan sonra kente katkısı büyük olacağı inancındayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çok, Mersin. Bir Dünya Tasarımı sunduğumuz bu özel showroom, mekan kurgusuyla ziyaretçilerini kendi tasarımlarını yapabilme konusunda yönlendiriyor. Bir başka deyişle, sergileyiş biçimiyle duyguları da tasarlamaya çalışıyor. Sektörde özellikle ödüllü cam şişeleriyle tanınan Gamze Güven de tadalma duyumuzdan yola çıkarak ilk kez yenilebilir bir tasarımla programımıza konuk oluyor. Bu sene verimli bir yıl oldu bizim için çünkü uluslararası birçok ödül kazandık. Bunlardan en son kazandıklarımızdan bir tanesi Red Dot, Almanya'da her sene verilen bayağı tasarım camiasında çok iyi bilinen bir ödül. Biz de ilk defa bu sene katıldık ve Red Dot'ın Communication, iletişim tasarımı kategorisinde yaptığımız bir alkollü içecek ambalajı tasarımıyla hem şişe tasarımı hem grafik tasarımı logosu bir bütün olarak elimizden çıktı ve bu tasarımımız Red Dot ödülünü kazandı. Ardından Dünya Ambalaj Örgütü, World Packaging Organization'ın verdiği World Star ödüllerinden iki tane kazandık. Onlar da bir zeytinyağı, özel üretim cam ambalaj tasarımımız ve bir de gene bir alkol içecek firmasına yaptığımız bir vodka şişesi tasarımıyla Dünya Ambalaj Örgütü ödüllerini kazandık. Daha önce hep işte ambalaj tasarımları, ürün tasarımları yaparken bir müşterim ilk defa benden yenilebilir bir tasarım istedi. Öncelikle bir kez araştırdık, hem o kurumun, markanın tarihini araştırdık, hem dünyada çikolatanın hikayesinin tarihini, ilk mayalardan nasıl özel törenlerde kralların sıcak çikolata, baharatlı çikolatalar yediğinden günümüze kadar çikolatanın hikayesini araştırdık. Daha sonra İlk projemiz aslında bir mozaik çikolata tasarımıydı. İki farklı tattaki çikolatanın, iki farklı renkteki çikolatanın kombinasyonuna neler yapılabilir üstüneydi. Tabii bir yandan da çikolata üretiminin kısıtlarını dikkate almamız gerekiyordu. Çünkü 150 tane kalıp, ki yurt dışında yapılıyor bu kalıplar, çok pahalı. Bunlara farklı dekorlu kalıplardan farklı renkli çikolatalar akıyor ve bunların daha sonra bantta otomatik üretimde, çünkü tablet çikolata aslında çok düşük maliyetli, niş olmayan bir ürün, mass bir ürün, kitleye yönelik çok ucuza satılan bir ürün. Dolayısıyla hiçbir probleminin olmaması, işte içinde hava kabarcığının kalmaması, kolaylıkla kalıptan çıkarılabilmesi gerekiyor.
Dolayısıyla dekorunun düşmemesi, işte belli açılarda çok dikkatli bir takım üretim kısıtlarının olduğunu dikkat ederekten tasarladığımız bir projeydi. Daha sonra benden bitter çikolata dünyasına yönelik bir proje istendi. Aslında ben de bir bitter çikolata tüketicisiydim ve şunu fark ettim ki ben damağımda yapıştırarak bitter çikolatayı uzun zamanda ağzımda eriterek yiyordum. Acaba herkes böyle midir diye düşünürken aslında müşterimizin yaptırdığı bir dizi fokus grup, kalitatif ve kantitatif test sonuçlarını inceledik. Onların video çekimlerini inceledim. Bittercilerin de hakikaten ağızda hepsini erittiğini öğrendim ve bunun üzerine zaten tasarımımızı bunun üzerine yapılandırmaya karar verdik. Diğer tablet çikolatalarda hep köşeler sivriydi ve damağımızı rahatsız ediyordu. Acaba damak formunu yakalayan, yumuşak hatlı, tam damağa oturan bir çikolatayı nasıl tasarlarız çalıştık ve maketler yaptık bir dizi çalışmalar sonucunda. Bir de tablette daha önce yapılmamış olan bir şey denemek istedim. Delikli çikolata, yani üstünün şekli aynı zamanda negatif boşluklarını da tasarlanaraktan o tabletin tasarlanması. Bu da pek dünyada yapılmamış bir şeydi. Bir yıllık bir süreçti bu iki çikolatanın da geliştirme süreci. Tasarıma odaklı çok güzel reklamlar oldu. Ve böyle ilginç bir hikayeydi. Sonra da işte Fransa'dan bu sene Observer de Design 2012 ödüllerini kazandı çikolatalarımız. Memnunuz. Tasarımı ve esnek yapısı sayesinde ziyaretçilerine de kolaylık sağlayan bu mekan, farklı mimari yapılarla da sürdürülebilir bir kimlik yaratıyor. Programımızın tasarım diyarına konuk olan Canset Bilgin de rehberlikten sonra başladığı takı tasarımına Anadolu medeniyetlerinin arkeolojik buluntularından taşıdığı formlarla sürdürülebilir bir kimlik kazandırıyor. Aslında ben takı yapmayı ve takı takmayı çok seven bir insan değildim. 15 sene önce hobi gibi başladı. Profesyonel olarak yaptığım başka bir işim var benim. Aslında profesyonel turizm rehberiyim, Kokartlı. Rehberlik çok şey kattı bu takı yolculuğuna. Çünkü hakikaten bütün arkeolojik sitlerde bulundum. Hemen hemen Türkiye'nin. Kazılarda bulunmadım ama bu iş sebebiyle gezmediğim bir yer kalmadı. Bir kere müzeler çok zengin, kültür çok zengin, Anadolu toprakları çok zengin. Bütün bu Anadolu medeniyetleri, işte Roma tarihi olsun, Bizans tarihi olsun, bu topraklarda yaşayan herkesin, bütün medeniyetlerin takıyla ne kadar ilgili olduklarını anlamaya başlıyorsunuz. Zaten bayağı da bir arşiv biriktirdim. Bununla ilgili kitaplarım var. Onlardan çok etkileniyorum. Tabii bu kopya değil çünkü bunlar hani milattan önce bile yapılmış takılar var. Onlardan esinlenerek yaptığımız şeyleri burada görebiliyorsunuz. Uyarlayarak tabii biraz. Kapalı Çarşı çok büyülü bir dünya. Orada bir sürü şey öğrendim. Sonra arkamda gördüğünüz ustamla tanıştım. Ramiz Usta. Bana metal işini öğreten kendisi ve şu anda birlikte çalışıyoruz. Burada gördüğünüz takıların aslında çoğunu o yapıyor. Benim yapmama çok fırsat kalmıyor çünkü ben onun kadar iyi değilim. Yani her şeyi ondan öğrendim. Ama tabii birlikte tasarlıyoruz. Daha biraz daha böyle kolaylarını, hani benim yorum kattığım çok takı var burada. Derileri kullanıyorum gümüşle birlikte. Ondan sonra yani doğada elinize geçebilecek bütün malzemeleri kullanmaya çalışıyorum. Plastik haricinde, plastiği hiç sevmiyorum. Hani çok programlı giden biri değilim aslında ben. Aklıma bir model geliyor ve onu yapmaya başlıyorum. Metali keserek, işte onun üstüne minik bir şey kaynak yaparak, yanına bir şey takarak, olmayınca tekrar sökerek. Yani bazen bir kolye yapmak saatler sürebiliyor. Yani bunun cevabı aslında tasarımı kolyeyi, yani taşları elime aldığımda düşünüyorum. Bu özel mekan ürünlerinde olduğu kadar sergileme biçiminde de tasarım ve inovasyonu ön planda tutuyor. Tasarımda yenilikçi kültürle zamanın ilerisine geçiyor. Bu hafta portreler bölümümüzün konuğu da zamanın ötesine geçmiş duayen bir tasarımcı. 17 Ocak'ta kaybettiğimiz ressam, heykeltıraş ve tasarımcı Sade Özişle bu hayata dair yaptığımız son söyleşide İlhan Koman'la olan yolculuğundan bir devrim niteliğindeki mobilya tasarımlarına uzanan koca bir hayatı konuşmuştuk.
efendim bir zaten bir mobilya değil, bir demir atölyemiz vardı heykel yapmak üzere. Heykel biliyorsunuz, gerçi dünyada da öyle, pek geçer akçe. Yani para kazanılan bir meta değil. Dolayısıyla biz bu metal atölyesinde bir taraftan heykel çalışırken bir taraftan da dedik ki bu atölyeyi beslemek lazım. Biraz da para kazanmak gerekiyor. Biz kendi kendimize atölye kurduk. Bir arkadaşımız, bizi seven bir tüccar bir arkadaş, fabrikatör bir arkadaş bize maddi yardımda bulundu. Bize atölye açtı. Böylelikle demir atölyesi kurulmuş oldu. Ve orada mobilya üretmeye başladık. İlk mobilya üretimi öyle başlıyor. Ve derken hep bir tane ondan, bir tane ondan. Biz doymak bilmiyoruz. Her seferinde bir şey daha, bir şey daha. Böylelikle artık sağdan soldan hep bir şeyler işliyor ama bizim takatımız bitti. Bizde tasarımda heykel işine bilhassa bunu herkes bile ki üç boyutlu çalışılır. O demektir ki bizzat sanatçı kendisi alır, kıvırır, yapar. Çizilmez bu. Yani şunu çizeyim de onu yap, o olmaz. Yanlıştır o. Tasarım bir objenin bir kişi tarafından sanki keşfolup bir adet yapılması. Onu başka birisi de üretirse o tasarım olmaz artık. Sanattan ziyade zanaat olur. Artizana dedikleri hikaye de budur. Bunu bir insan düşünüp yapar. Ha, başka birisi de, tuh ben de bundan yapacaktım. Yapar ama ilk yapan sensin. Sana aittir. Bu biraz karışık bir iş oluyor biraz da Türkiye'de. İşte patent hikayesi burada çıkıyor ortaya. Ben bir taraftan resim yapıyorum. Bir taraftan mobilya. Bir taraftan hocalık yapıyorum. Sanatçı sanatçıdır. Neyi eline alırsa, elmayı bile keserken ona göre keser. O bakımdan hayatta hep sanatı tam başka bir şey düşünmezsen, o zaman iskemleyi de, koltuğu da, pencereyi de, her şeyi o gözlükten bakarsın. Daima hep bir arama üzerine böyle bir çalışma oluyor. Taşın, mermerin, kromun ve seramiğin hayatımıza binbir biçim ve sözle girdiği bu özel mekandan veda ederken, gelecek hafta yine TRT Türk ekranlarında yeni tasarım konularımızla karşınızda olacağız. Bizi Facebook ve Twitter adresimizden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.